Vardiya Bizde platformunun bu haftaki gündeminde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Suriye Savaşı vardı. Tutuklu komutanların yakınları ve silah arkadaşları İstanbul ve Ankara'da hukuksuzluğa karşı durdu. Tutuklu komutanların yakınları ve silah arkadaşlarının sessiz çığlık eyleminin gündeminde 30 Ağustos ve Suriye vardı. Vardiya Bizde platformu Suriye ile savaşa hayır dedi. Vardiya Bizde platformu İstanbul ve Ankara'da eylem yaptı. Balyoz tutuklusu sivil memur Güllü Sarkaya'nın kızı Gamze Sarkaya, 30 Ağustos zaferiyle işbirlikçilerin oyunlarının son bulduğunu söyledi. O zaferi kazananlar hem işgalci emperyalistleri yurdumuzdan attı hem de içerideki işbirlikçilerinin oyununa son verdi. Sarkaya, işgal dönemindeki işbirlikçilerin bugün de Suriye için savaş kışkırtıcılığı yaptığını söyledi. Bugün tarih tekrarlıyor. Emperyalizm, bağımsızlığımızı, cumhuriyetin bize kazandırdıklarını elimizden almak, bizi maşa yapmak istiyor. Ne acıdır ki içerideki işbirlikçileri onlardan daha hevesli, ulusumuzu tarafı ve çıkarı olmadığı bir savaşa sürüklemek istiyorlar. Açıklamada Tuğamiral Ahmet Türkmen'in kızı Cansu Türkmen'in mektubu okundu. Ve babalarımızı evde bulamadık. Çok oldu. 2 seneden fazla oldu. Kaç gün olduğunu sayayım diyorum bazen. Yüzlerce gecenin üzerine yüzlerce gece ekleniyor. Taşıyamayıp vazgeçiyorum. Vardiya Bizde platformunun Ankara'daki eylem adresi ise Sakarya Meydanı'ydı. Ergenekon, Balyoz gibi davaların Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında açıldığını söyleyen emekli Tümgeneral Naci Beştepe, Suriye'ye müdahale hazırlığının aynı kapsamda olduğunu belirtti.